Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Havva ile Örgü Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün sizlere gördüğünüz gibi 23-24 numara bir bot yapımı anlatacağım. Çok güzel oldu hanımlar, bakın. Harika. Çok cici bir şey oldu. Şöyle yandan çıt çıtlı yaptım ben. Siz isterseniz düğmeli de yapabilirsiniz hanımlar. İsterseniz hiç böyle ayrıp koymayıp sade yuvarlak da dönebilirsiniz. Ben böyle çıt çıt koydum. Güzel oldu hanımlar. Bakın harika, gerçekten muhteşem bir şey oldu. Şimdi hanımlar, bu botumuz için gerekli malzemeler bir tane bir çift şöyle bakın 23-24 numara keçe taban aldım. Bir tane kadife ipimiz var. Ben bu rengi tercih ettim. Siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Tığım 2,5 milim. Evet, bize gerekli olan malzemeler bunlar. Ben çıt çıt koydum. Siz isterseniz düğme de koyabilirsiniz hanımlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Şöyle ipimizi alalım. Tabanımızın bakın yere basacak yüzü bize bakacak hanımlar. Tam şu ortadaki noktadan başlıyoruz delikten. Şöyle tığımızı takalım. Önce bir tığlamasını yapacağız hanımlar. Şöyle bir tam tepe noktaya. İki tane sık iğne yaptım. Bir de gelişte yapacağım. Hanımlar 3 olacak. Hemen yanındakine tek yaptım. Bir tane sık iğne. Bir sonrakine yani birer tane sık iğne yaparak hanımlar burun bölümüne kadar geleceğiz hanımlar. Burundan 3 tane kalana kadar birer sık iğne ile devam ediyoruz. Şöyle her bir noktaya şunu alalım hanımlar, geçiremedim. Her birine bir tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Evet, bakın her birine bir tane batarak şöyle burun bölümüne kadar, şuradan göstereyim daha anlaşılır olsun. Bakın tepe noktası hariç 1, 2. 2 tane kalana kadar birer tane sık iğne yapıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, birer tane sık iğne yaparak geldik. Bakın burada şu tepe noktamız. Tepe noktası hariç 1, 2. 2 tane delik kaldı burada. Hemen sıradakine 1, 2. 2 tane sık iğne yaptım. Hemen bir sonrakine bir tane tek yaptım. Tam ortaya bir, aynı yere tekrar bir tane daha, 2. Tam ortaya 2 baktım. Hemen yanındakine tekrar bir tane sık iğne. Onun yanındakine 2 tane. 1, 2. Şimdi yine her birine bir tane sık iğne olarak devam ediyoruz. Bu şekil hanımlar her birine bir tane sık iğne yaparak topuk bölümüne kadar devam edelim. Şuraya kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bakın topuğa kadar geldik. Buraya ilk başlangıçta iki tane sık iğne yapmıştık. Şimdi bir tane daha batacağız. 3 oldu. Hemen şu ilk yaptığımız sık iğneden tepesinden geçip şöyle bir tane kaydırma araya bağlayıp burada ipimizi kesiyoruz hanımlar. Tabanımızı tığlamış olduk. Hanımlar siz isterseniz bunun üzerine hemen modeli kurup yapabilirsiniz. Ben içine taban ördüm. Taban koyacağım. Daha yumuşak, daha güzel dursun çocuklarımızın ayağında. Sıcak tutsun diye. İçine taban öreceğim hanımlar. Şimdi tabanımıza başlayalım. Örgü taban yapacağım yani. Örgü taban için 18 tane zincir çektim. Şöyle çekelim zincirlerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
pardon onlar 15, 16, unuttum şimdi kaç zincir olduğunu, bakın 16, evet 18'di, 17, 18. 18 zincir çektik. Bakın onlar birinciye değil ikinciye batarak tığımızı hemen 1 aynı yere, 2 aynı yere, 3. 3 tane sık iğne yaptık aynı noktaya. Ve her birine, her bir zincir tepesine bir tane bat katarak 8 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, 8 tane sık iğne yaptık. Şimdi üzerine ipimizi alıyoruz. Şimdi ikili trabzan yapıyoruz kalan ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son ilmeğimizin içerisine, pardon zincirimizin içerisine 5 tane ikili trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzan yaptık. Pardon 6 tane hanımlar. 5, 6. 6 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi her birinin karşılığına tekrardan batarak ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Her bir trabzanın tam karşılığına bakın. Aldık ipimizi, sırayı takip ediyoruz. İkili trabzan olarak trabzan bölümümüzü uyguluyoruz. Evet, trabzanımız şu da trabzan. Evet, bunu da yapıyoruz. Şimdi bakın sık iğneler bölümüne geldik. Burada tekrar her birinin karşısına gelecek şekilde sık iğnelerimize devam ediyoruz. Şöyle bakın hanımlar. Sık iğnelerimizin karşısına sık iğne gelecek şekilde her birine bir tane batarak topuk bölümüne kadar geliyoruz. Evet. Bakın burada başlangıçta 3 tane sık iğne yapmıştık hanımlar. Tekrardan aynı yere 4, 5, 2 tane, yani 3 buraya yapmıştık, 2 de yaptık, 5 tane oldu. Hemen ilk ilmeğin tepesinden tığımız geçirip şöyle kaydırmayla bağladık. 1, 2 zincir çektik, üzerine aldık aynı noktaya. 1, pardon, aynı noktaya bir tane battık, zincirimizi de bir sayıyoruz, 2 oldu. Bir sonrakinin tepesine geçiyoruz. 1, aynı noktaya tekrar 2. Bir sonrakinin tepesine geçiyoruz. 1 ve 2. Yani aşağıda 3 tane sık iğnemiz olan sık iğneyi ikinci sıramızda 2, 4, 6 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi tekrar ikili trabzanlarımızla devam ediyoruz. Her bir sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bu şekil burun kısmına kadar her birinin tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bakın. İçine bunu uyguladım hanımlar. Örgü taban daha yumuşak, daha sıcak olsun diye. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz de direkt modeli kurabilirsiniz. Evet, bakın hanımlar, tam son buraya gelene kadar, hani 6 tane tek bir noktaya ilmek yapmıştık ya, oraya kadar geldik. Şimdi ilk ilmeğin tepesinden 1, 2, bir sonrakine 1, 2. Yani her bir ilmeğin tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 6 ilmeğimizi 12'ye çıkarmış oluyoruz. Şöyle bakalım. Tabanımız oluşuyor.
Şimdi devam ediyoruz. Evet. Kaç tane yaptık? Şöyle bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Burada birimliğimiz kalmış. 11 ve aynı noktaya tekrar batıyoruz. 12. Evet. Burun bölümündeki artırmalarımızı yaptık. Şimdi tekrar her birinin tepesine bir tane trabzan yaparak sırayı devam ettiriyoruz. Benim için iki sıra yeterli hanımlar. Siz yapacağınız tabanın üzerine ölçerek ayarlayın hanımlar. Belki 3 sıra yeterli gelecek, belki 2 sıra yeterli gelecek. Onu tabanınıza şöyle yani anlatayım bakın. Şöyle koyduğum zaman bu benim için yeterli. 2 sıra tabanımın içine yeterli geldi. Siz öreceğiniz numaraya göre iç örgü tabanının büyütmesini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, böyle birer tane ilmek devam ederek bakın şuraya kadar geliyoruz. Burada 3 taneyi birinci bölümde yapmıştık yani başlarken. Şimdi burada 2 tane var. O 2 tanenin içine de tekrardan 1 aynı noktaya tekrar batıyoruz. 2. Bir sonrakine geçiyoruz. 1 aynı yere tekrar batıyoruz. 2 ve tepe noktasından kaydırmayla bağlıyoruz, bitiriyoruz. Evet, tabanımız böylelikle oluşmuş oldu. Şimdi örgü tabanımızı keçe tabanımıza birleştireceğiz hanımlar. Öncelikle şu iplerimi bir toparlayıp geleyim. Evet hanımlar, devam ediyoruz. Şimdi örgü tabanımızı keçe tabanımızın üzerine koyduk. Şöyle çevirdik. Yani yere bakan, bakın taban yere bakan taraf bize bakacak şekilde aldık. Şöyle bakın, tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Şöyle ipimi alayım bu tarafa. Aldık. Bir zincir çektim ve devam ediyorum. Bakın ilk ilmekten geçiriyorum. Şöyle iki kanadından ve karşı yönden aynı şekilde denk gelecek şekilde geçirdim ve kaydırmayla bağladım. İkinci hemen bakın hemen sırayı takip ediyoruz. Evet, buradan ve karşıdan aldım. Geçirdim, kapadım. Hemen sırayı takip ediyoruz. Buradan ve karşı ilmekten aldım. Şöyle kaydırma yöntemiyle birbirine ekliyorum hanımlar. Örgü tabanımızı keçe tabanımıza birleştirmiş oluyoruz. Sırayı takip ediyoruz. Bu şekil hanımlar. Bakın. Bu şekil birleştirmemizi tamamen şöyle başladık. Bakın buradan başladık. Böyle geliyoruz. Tamamen şu bitiş noktasına kadar birleştirmemizi yapıp gelelim. Evet hanımlar, taban birleştirmemizi yaptık. Son ilmeğe kadar geldik. Bakın hemen şuradaki ilk yaptığımız ilmeğin tepesinin tığımızı geçirip şöyle bir tane kaydırmayla bağlıyoruz. Bakın hanımlar, burası alt, burası iç tarafı oldu. Bakın yumuşacık puf puf bir taban elde ettik. Şimdi hanımlar, burada hemen bir iki zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. İlk ilmekten hemen şöyle bakın arkadan geçirip şöyle diğer taraftan çıkarıyorum. Bir tane ikili trabzan. Üzerine ip aldım. Bir sonrakine geçtim. Her bir ilmekten bir tane ikili trabzan çıkarıyoruz hanımlar. Bakın şu şekil. Tığ geçirdik. Karşı yöne aldık. Ve ikili trabzanımızı ördük. Bu sıra böyle ikili trabzan olarak sıramızı tamamlayacağız. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Her bir ilmekten bir tane ikili trabzan olarak örüyoruz. Bakın şöyle göstereyim hanımlar. Bakın hem kenarımız çok güzel duruyor hem böyle içe kıvrımımız oluşmuş oluyor. Bu şekilde tekrardan böyle devam ederek sıra sonuna kadar gelelim. Evet hanımlar, başladığımız yere geldik. Bakın taban bölümümüz. Hemen burada ilk yaptığımız ilmeğin tepesinden şöyle kaydırmayla bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Burada ipimizi kesiyoruz. Evet, burada ipimizi kestik hanımlar. Şimdi bakın. Modelimize geçiyoruz.
tabanımızın şöyle bakın burun kısmından tam ortayı buluyoruz. Şu ortayı bulalım şöyle. Şurası orta. Ortayı tutuyoruz elimizde. Hemen yanından 1, 2, 3, 4. Şu dördüncü ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Bir tane zincir çektik. Üzerine ipimizi alıyoruz. Bakın hanımlar böyle değil. Şu şekil. Alıyoruz ipimizi. Bir tane atlıyoruz ikinciye. Bir tane sık iğne yaptık. Tekrardan bakın ipimizi bu şekil alıyoruz. Aynı noktaya battık. Bir sık iğne daha yaptık. Tekrar ipimizi aldık. Bir tane atlıyoruz ikinciye. Bir. Üzerine ip aldık. İki. Bakın bir iki tane oldu. Üzerine ip aldık. Bir tane atlıyoruz ikinciye. Üzerine ip aldık. Aynı noktaya tekrar bir tane daha. Şöyle bakın. 1, 2, 3. 3 tane ile modelimizi kurduk. Şimdi hanımlar burada hemen şöyle bakın. Hemen yanındakine bir sık iğne. Bir sonrakine bir sık iğne yapıyorum. Hemen hafif şöyle ipimi genişletip burada iğneyi bırakıyorum. Hep düz yüzden öreceğimiz için hanımlar ipimi şöyle alıyorum. Bu tarafa. Buradan bakın ilk battığımız nokta şurası. Buradan hemen buna değil bunu bir sayıyoruz. Hemen yanındaki iki. İkinciye batıyoruz. Şöyle ipimizi aldık. Şuradaki ipimizi buraya göre ayarlayın hanımlar. Ne geniş olsun ne dar olsun. Bunu içten öreceğiz çünkü. Şöyle ayarladım. Bir zincir çektim. Tekrardan bakın üzerine ipimi aldım. Şöyle bu şekil alıyoruz. Bakın bunu bir sayıyoruz. Hemen ikinci yani şu modelin hemen kenarına denk geliyor. Bir. Üzerine aldık aynı noktaya. İki. Sık iğnemizi yaptık. Üzerine ipimizi aldık. Hemen bir sonrakini. Bir. Üzerine ipimizi aldık. Aynı noktaya. İki. Üzerine ip aldık. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bir. İki. Üzerine ipimizi aldık. Bakın hemen şurası. Dip noktaya geldik. Modelin hemen yanı yani. Bir tane sık iğnemizi yaptık. Üzerine aldık. İkinci sık iğnemizi aynı yere battık. Bunu battıktan sonra burada bıraktığımız iğneyi tığımızı alıyoruz. Hepsini birlikte çekiyoruz. Kapattık. Bakın altta 3 taneydi. Bu sıra 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi tekrardan hanımlar hemen yanındaki boşluğa bir tane sık iğne. Bir sonrakine bir sık iğne daha yaptım. İpimi hafif şöyle gevşettim. Bunu burada bırakıyorum. Tekrar ipimi bu tarafa doğru alacağım. Yine geldik buraya bakın. İlk battığımız yer neresiydi? Şurası. Bunu bir sayıyoruz. Hemen yanındaki iki. İkinciye battık. Yine ipimize bir ayar yapalım hanımlar. Bunu arkadan yürütüyoruz. İpimizi bir zincir çektim ve bağladım. Üzerine ipimi aldım. Hemen ilk boşluğa bakın modelin hemen yanı. İlk boşluğa bir sık iğne. Üzerine ipimi aldım. Bir sık iğne daha. Ve bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Modelimiz böyle devam edecek. Ben 7 model olana kadar ördüm hanımlar. Siz de örün. Yani bu şekilde devam edecek. 7 model olana kadar örüp gelelim hanımlar. Burayı da göstereyim. Tekrardan şöyle devam ediyoruz. Bakın geldik. Şu son modelin hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne yaptık. Üzerine ipimizi aldık. İkinci sık iğneyi de aldık ve bıraktığımız imleyi aldık. Hepsini birlikte çektik. Kapadık yani. Hemen devam ediyoruz. Şurada bir sık iğne. Bir de yanındakinden sık iğne alıyoruz. Yine ipimizi hafif böyle gevşek tutup bırakıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Bakın modelimize. Ne kadar devam edeceğiz? Ben 7 model olana kadar devam ettim hanımlar. Şunları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu sıra 5 olmuş. 6, 7. 7 model olana kadar devam edelim. Yine de bir sarayım hanımlar. 7 diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pardon
8 tane olana kadar devam etmişim. Siz 8, 9 da olarak devam edebilirsiniz. Yani tabanınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre hareket edin. Tam böyle bilek kısmına yakın gelecek şekilde olacak hanımlar. 7 model, 8 model olana kadar devam edip gelelim, yapıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, 7 model olana kadar yaptık. Bakın geldik şöyle. Şimdi burada hanımlar devam edeceğiz. Şöyle üzerine aldık. Bakın. Şu bizim battığımız ilmeğimiz. Bir sonrakine. Battık. Bir. Aynı noktaya. İki. Üzerine ipimizi aldık. Şöyle bakın. Bir atlıyoruz ikinciye. İkinciye tekrar modelimizi uyguladık. Üzerine ip aldık. Bir atlıyoruz ikinciye. Bu şekil hanımlar. Devam ediyoruz. Üzerine ip aldık. Bir atlıyoruz ikinciye. Bir atladık ikinciye. Üzerine ipini aldık. Bir atladık ikinciye. Ay, kameradan mı çıktım hanımlar? Şöyle üzerine aldık. Bakın şurası battığımız yer. Bir atlıyoruz ikinciye. Üzerine ipimizi aldık. Bir atlıyoruz ikinciye. Bir atladık ikinciye tekrar. Bakın buraya geldik. Üzerine ip atladık. Burada bir atlıyoruz. Hemen bu modelimizin yanındaki kenar boşluğa batıyoruz. Battık ve devam ediyoruz tekrar. Üzerine ip aldık. Modelimize devam ediyoruz. Ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum hanımlar. İnşallah anlaşılır oluyordur. Evet, böyle devam edelim. Tekrardan kenara göstereceğim. Evet bakın geldik. Şimdi kenara üzerine ipimizi aldık. Burası şura bizim ilk kenardı. Hemen buraya batıyoruz. Bir. İki. Evet bu sırada devam ediyoruz. Aynı şekil hanımlar. Bir dahaki sırada eksiltme işlemimiz olacak. Şimdi buradan devam edip şöyle devam edip şuraya kadar gelelim. Burada eksiltmemiz olacak hanımlar. Evet hanımlar bakın kenara kadar geldik. Bakın burada. İlk modelimiz şurası. Hemen ilk modelin yanından şöyle ipimizi aldık. Bir üzerine bir ip aldık. Biz modelin diğer kenarından yani bir sağ boşluğundan bir sol boşluğundan aldık. İkisini birlikte ördük. Bir tane eksiltmiş olduk. Ve tekrardan modele devam ediyoruz. Diğer kenarda da bir tane eksiltmemiz olacak. Evet bakın diğer kenara geldik. Şöyle hanımlar yaparsanız anlaşılır olacak. Bakın şu modelimizin bir solundan bir sağından. Hemen üzerine ipimizi aldık. Hemen buradan bir tane aldık. Üzerine ip aldık. Bir de sol tarafındaki boşluktan aldık. İkisini birlikte ördük. Ve burada da eksiltmemizi yapmış olduk. Üzerine ip alıp tekrardan devam ediyoruz modelimize. Galiba iki tane, iki sıra eksiltme yaptım herhalde hanımlar ben. Şimdi bakacağım yine de. Hemen ardından video çekemediğimiz için birini yapıyoruz, biri bekliyor. Unutuyoruz hanımlar, o yüzden bakmak zorunda kalıyorum. Evet, şöyle bakın.
Bir defa kesmiştik. Şimdi ikinci defa kesiyoruz. Üzerimize iplik aldık. Hemen şuradan bakın. İlk boşluktan bir. Altta belli oluyor zaten kesme işlemimiz. Üzerine ip aldık. Bir de yan boşluğundan tekrar girdik. İki. İkisini birlikte ördük. Ve devam ediyoruz yine. Diğer kenarda bir tane daha yine kesme işlemimiz olacak. İki sıra kesme işlemimiz vardı hanımlar. Eksiltme. Ben iki sıra eksilttim hanımlar. Şuranın genişliği önemli. Yani şuranın genişliği önemli hanımlar. Belki siz 3 sıra, 4 sıra da eksiltme yapabilirsiniz. Hani çocuğunuzun ayak bileğine göre ya da tabanınızın hani delikler fazlaysa ilmekler de fazla olacağı için siz bu genişliği kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 2 sıra kesme yaptım. Belki siz 3 sıra kesme yapacaksınız. Belki 4 sıra. Onu siz kendiniz ayarlayacaksınız hanımlar. Bakın evet geldik yine kesme bölümüne. Birinciyi aldım. Üzerine ip aldım. Hemen yandan battım. İkinciyi de aldım. İkisini birlikte topladım. Böylece kesme işlemimiz bitti. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi kenardaki ayrım yerini yapacağız hanımlar. Evet, bu şekil. Tekrardan modelimize devam edip şuraya kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar bakın. Kesme işlemimizin olduğu bölüme kadar geldik. Şimdi burada çıt çıt bölümü koyduğumuz ayrım yerini yapacağız hanımlar. Şöyle patikte göstereyim. Bakın şu ayrım bölümünü yapacağız. Şimdi şöyle şu tam kesme işleminin buradan ipimi tığıma aldım. Hemen şu boşluktan giriyorum. Bir, iki. Üzerine ipimi aldım. Hemen bir sonraki boşluğa. Bir, iki. Bakın. Bir, iki tane model uyguladım. Burada bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir tane daha çektim. İki. Üzerine ipimizi aldık. Hemen ilk boşluğa iki tane sık iğnemizi yaptık. Yani geri dönüş yaptık. Şimdi bu şekil geri dönüş. Gidiyoruz hanımlar. Tekrar. Botumuzun kenarındaki ayrım bölgesini yapıyoruz. Evet. Boğaz kısmında bir ön sıradan bir arka sıradan örüyoruz hanımlar. Burun kısmında hep önden modeli uygulamıştık. Boğaz bölümünde bu şekil. Evet. Bakın hanımlar buraya kadar geldik. Burada ne yapıyoruz hanımlar? Şimdi şöyle ipimizi aldık. Bura bizim ayrım böyle noktamız olacak. İpimizi aldık. Tam şu ilk imleğin şöyle bakın. Ara boşluğundan. Bir. Tekrar aynı noktaya. İki. Üzerine ipimizi aldık. Bir sonrakinden. Şu ara boşluktan bir ve iki. İki tane ilmeğimizi içe doğru yaptık. Bir, iki zincir çektik ve dönüyoruz. Şimdi tekrardan aynı şekil üzerine ipimizi aldık. İlk boşluktan bir, iki modelimizi uyguladık. Üzerine ipimizi aldık. Bir sonrakine geçtik. Modelimizi uyguluyoruz. Bakın hanımlar. Ayrım yerimizi yapmış olduk. Devam ediyoruz hanımlar bu şekilde sıra sonuna kadar. Evet, şöyle göstereyim. Bakın. Ayrım yerini yaptık. Bu şekil şöyle devam edip tekrardan şuraya kadar gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna geldik. Bakın. Ayrım noktasına geldik. Bakın.
Sondan bir önceye batmışım. Üzerine ip aldım. Hemen şuradaki zincir çekmiştik ya, oraya da batıyoruz hanımlar. Buraya batmazsanız eksiltmiş olursunuz. Ona dikkat edin. Böyle battık. İki tane sık iğnemizi yaptık. Tekrardan bir, iki zincir çekip dönüyoruz. Üzerine ipimizi aldık. Hemen ilk boşluktan tekrar sık iğnemizi uyguluyoruz. Hanımlar bu şekil bir ön bir arka örerek ben 5 sıra örmüşüm, yükseltmişim boğaz kısmını. Siz istediğiniz kadar yüksekliğe gelene kadar örebilirsiniz ya da benim gibi 5 sıra örüp gelelim hanımlar. Zaten modelimiz de bitmiş oluyor. Evet, şöyle göstereyim. Bakın. Tekrar geri döndüm. Ayrım noktamız burası. Şimdi örerek şöyle geliyoruz şuraya. Şuraya kadar geliyoruz. Burada tekrar iki zincir çekip tekrar dönüyoruz. 5 sıra uygulayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, 5 sıra uyguladım. İstediğim yüksekliğe gelene kadar, siz de boğazını daha büyük uzun istiyorsanız 5-6 sıra yapabilirsiniz. Bu kadar yeterli diyorsanız benim gibi 5 sıra yeterli geldi. Şimdi hanımlar, burada şöyle bir zincir çekiyorum. Boğaz kısmını şöyle ters sık iğne yapıyorum bir sıra hanımlar. Hem ağız kısmında fazla genişleme olmasın, hem de çok güzel duruyor. Şöyle her bir boşluğa bir tane batarak ters sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle ara boşluğa girdim. Bir, imleğin hemen şu orta bölümünden girdim. Ara boşluk. Modelin şöyle içinden girdim. Ara boşluk tekrar. Bakın hem kenar çok güzel duruyor, hem de iyicene giyip çıkardıktan sonra açılma işlemi olmasın. Bu şekilde ters sık iğne yapıyorum. Bitireceğim hanımlar. Ve sonra çıtçıtında dikip geleceğim inşallah. Siz ister düğme kullanın, ister çıtçıt kullanın. Hangisini tercih ederseniz. Benim evde çıtçıt vardı. Ben çıtçıt koydum. Düğme de yakışıyor, çıtçıt da yakışıyor. İsterseniz cırt cırt da dikebilirsiniz. Fark etmez. Evet. Evet hanımlar, şöyle devam ediyoruz. Videoda çok uzun olsun istemiyorum ama bütün ayrıntıları da göstermek istiyorum. Evet, sona kadar geldik. Burada bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Modelimiz bitti. Bakın ama botumuz tamamlandı. Çok güzel, harika bir bot elde ettik. Şimdi buraya ben çıt çıt dikeceğim. Geleceğim hanımlar. Kamera arkasında dikeceğim çıt çıtımı hanımlar. Evet, şöyle bunu da yanına koyalım. Gerçekten harika oldu. Çıt çıt da dikip geleyim hanımlar. Evet hanımlar, bakın çat çatlarımızı da diktik. Şöyle harika bir bot oldu. Çok güzel. Muhteşem. Çok güzel oldu ya. Pabuduk pabuduk hanımlar. Gerçekten çok güzel. Bir günde hemen bir çift örebileceğiniz bir bot oldu. Şöyle. Evet hanımlar, beni buraya kadar izlediyseniz hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.